Efendim özür sahibi diye bir tanım var değerli hocam bir izleyicimiz soruyor Melek Hanım değerli hocam özür sahibi kimse nasıl abdest alıp nasıl namaz kılar? Şimdi bu özür sahipliği konusu çok bir problem yani insanlar çünkü bir takım hastalıklar evet e, insanları bu duruma itiyor kimdir özür sahibi şimdi abdest bozucu bir hareket kendisinden meydana gelen bir insan düşünün ki bu ya işte I, ishal evet kaçırma veya idrar kaçırma veya yel kaçırma veya kan akma veya istihaza yani o adetinden ayrıca kendisinden sürekli kan gelen. Mesela böyle bir hanım Zeynep binti Cahş olacak yanlış hatırlamıyorsam. Yok bir Zeynep o kişiyi hatırlamıyorum babasını yanlış söylemeyeyim. Bu hanım hanımdan müstehazaymış kendisinden devamlı kan geliyormuş. Ve Peygamber Efendimiz'e durumunu anlatıyor. O da diyor ki sen o vaziyette abdestini al, namazını kıl diyor. Evet. Yani bunu tavsiye ediyor. Şimdi bunlar hareketle özür sahibi. Yani kendisinden sürekli abdest bozucu bir hal çıkan kişi ki bu hangi sorusu olsun söylediğim gibi. O ne yapar? Özür sahibidir. Ne yapacaktır? Eğer her namaz için, vakti için bir abdest alacak, namazını kılacaktır. Peki kimdir bu? Onun tarifinde bir ayrıntı var. Deniyor ki bu hal yani idrar kaçırma, az kaçırma veya kanama vesaire. Bunlar ilk başladığında bir abdest alıp namaz kılıncaya kadar kesilmeden devam ederse. Ondan sonra da her namaz vaktinde en az bir defa tekrarlarsa bu özür sahibidir. Yani fıkıh kaynaklarındaki tanım bu. Yani bunun iki şeyi var, ayağı var. Bir, ilk başladığında bir abdest alıp namaz kılacak kadar süre kesilmemiş olacak, sürekli gelecek. Bu birincisi. İkincisi de her namaz vaktinde tekrarlamış olacak. Eğer evet. böyle ise, durup böyle ise bir kişi, o zaman bu özür hali devam etse bile, başka abdest bozucu bir hareket olmadıkça kendisinden, abdestini alır, o özür devam ede ede ve namazını kılar. Ama eğer bu dediğim tanıma uymuyorsa, yani bazen gelebiliyor. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bir namaz vakti hiç olmuyor. Eğer öyle bir şeyse o zaman artık o boş vaktini bekleyecektir. Te şey o özrün olmadığı vakti gerekirse tekrarlamak gerekiyorsa tekrarlayacak. Ama sürekli geliyorsa zaten sorun yok orada. o zaten şeydir özür yani özür sahibidir. E ee, o o vaziyette namazını kılacaktır, Abdestli namazını kılacaktır. Bu arada yeni açanlar olabilir, özür sahibi bedensel bir engelden bahsetmiyoruz ee, burada. Bu, hastalıktan ha. bahsediyor. Yani o, yanlış anlaşılabiliyor da değerli o, hocam, o, tanım o, olarak. O, o, o tabii şey, engelli değil yani. Hay hay. Baksa, o halkımız arasında engelli dediğimiz, işte ayağı. bir tabir. Bu özür sahibi demek, abdestini tutamayan kişi. Peki efendim.